Evet arkadaşlar, sonunda kendi kelimin videosunu size çekiyorum. Bir türlü çekemedim. Sürekli bir şeyler oldu. Arkadaşlar bu benim kedim. İki hafta değil, bir ay oldu neredeyse alalı. Çok küçüktü, hastaydı. Her şeyi anlatacağım şimdi size. Biliyorsunuz benim aklımda her zaman bir kedi almak vardı. Sürekli vardı Moka'dan sonra. Hani Moka'dan direkt sonra değil, biraz hani kendime gelme sürecim oldu. Ondan sonra bir kedi almak vardı aklımda. Ve bu minnoşluk benim karşıma çıktı. Ama nasıl oldu söyleyeyim. Bir gün arkadaşımla buluştuk. Sonra çok kalabalık bir yer o buluştuğumuz yer. Dedik ki, ben şeydim, Moka'yı aldığım pet shop oradaydı. Yani aldığım değil de kurtardığım diyeyim. Siz biliyorsunuz hikayeyi zaten. Satın alma falan yok. Moka'yı kurtardığım pet shop oradaydı. Oraya bir uğramak istedim. Hani istedim yani. Orada hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan diye. 3 yıl, 4 yıl önce Moka'yı oradan almışım. Neyse oraya gittik arkadaşlar. Bir baktım, kediler böyle bir kafese. Yani size şöyle söyleyeyim. Bakın şu şunun şöyle bir hacmi var ya. İki katı alanı var ya. İki katı kadar bir alan. Yani çok küçük bir kafeste 20 tane kedi. 20 mi artık, 16 mıydı, kaçtı saydım unuttum. Kedileri böyle depmişler oraya arkadaşlar. Hepsi de çok bebek. Hepsi çok yavru. İşte kimisinin bir gözü kör olmuş, kimisi ölmüş böyle yerde yatıyor. Ya ölmüş derken böyle yatıyor, canı gitmiş hani. Ben parmağımla kafasını çarptım, kafası düşüyor mesela. Kafesteler böyle depmişler hepsini arkadaşlar. Kum kabı zaten rezalet halde. Ya bir dur sen de. Ya her şey çok berbattı arkadaşlar. Baktım bu cücük burada 3 tane, 3 kardeşti bunlar. Diğer bir sürü, farklı annelerden bir sürü kediler, yavru. Bir tanesi arkadaşlar böyle o kadar kötü durumdaydı ki böyle kafası falan kanamıştı. Şimdi çok anlatmayayım da belki aranızda etkilenenler olabilir. Sonra biz adama dedik ki abi biz bu kediyi sahiplenmek istiyoruz. Çünkü bu kediden bahsediyorum. Adam da şey dedi, işte 300 lira dedi. 300 lira ne dedim yani, bu sokak kedisi hani. Ya sokak kedisi bunun hani cinsi şey, tuxedo smoking de. Ya öyle cins bir, aşırı cins bir kedi değil biliyorsunuz zaten. Hani British olur, Scottish olur, onlardan değil yani. Ben dedim ki ne 300 lira yani, bu sokakta olsa biz bunu bedavaya alacağız, sahipleneceğiz. Neyse adam da işte dedi ki hani hayvan satmak yasak ya, adam da şey dedi. İşte şu setini alırsanız kediyi veriyoruz. Biz de tamam dedik, setini alalım, yanımızda para yok o sırada. Yani o kadar fazla para yok, hani 200 zorladık çıktı yani, 200'ü zorladık. Neyse sonra adamlar artık dedi ki o zaman size kedi vermiyoruz, paranız yoksa falan dedi. Adamlarla biraz tartıştık falan. Neyse en sonunda adamlar artık gına geldi, tamam defolun gidin dediler. Kediyi alın defolun gidin dediler. Birazcık işte oradan alışveriş yaptık, 100-160 liralık falan. Mecburduk yani, yoksa asla vermeyeceklerdi. Adamlar da artık başından bizi atmak için tam 160'a da olur, yeter ki gidin dediler ve biz kedimizi aldık. Eve geçirdim işte, annem de çok böyle değişik oldu, böyle sevdi yani. Babam da çok sevdi. Böyle bir hikaye. Ama asıl konuşuyor. Ben ailemi nasıl ikna ettim? Çünkü onlar pek istemiyordu biliyorsunuz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben anneme dedim ki bu kediyi almadan önce. O sırada bir sürpriz yani. Sürpriz çıktı. Bana da sürpriz oldu. Dedim ki anneme, anne dedim. Bir sözleşme yapalım cidden. Kağıt üzerinde tek tek yazdım. Hani şöyle yaparsam kedi gidecek işte. Atıyorum tuvaletini temizlemezsem falan pişman derken. Annemin de çok hoşuna gitti. Ve sözümde duracağını. Bak bu çok şımardı. Anladığı için kediyi aldı. Arkadaşlar kedinin tuvaleti. Şu anda çok temizlemedim ama bu kumu çok beğendim yani. Kum güzel. Ha o sırada şey, bu kedi hastaydı. Çok hastaydı arkadaşlar. Biz veterinere gittik. Günlerce, bir hafta falan boyunca sadece veterinere gidip iğne oldu. Daha aşıları bile başlanmadı yani. Şu anda aşısı falan yok. Ama şöyle hastalığı neydi unuttum ya, bir hastalık işte bit pire falan her şey çıktı ne ararsanız. İşte banyosu falan yapıldı. Ama iyileşti. Adam şey bir veteriner. Moka'nın veterineriydi yine. Yine oraya gittik. Şey dedi. İşte siz ya bunu almasaydınız bu zaten ölürdü dedi. Ya ama bu çok şımardı ya. Ve başka bir kedi cinsi olsa yani, smokinler çok güçlü kedilermiş. Başka bir kedi cinsi olsaydı, o sırada çorapların farklı çünkü hepsi yırtık. Başka bir kedi olsaydı ölürdü dedi. Bu da işte yaşadı yani, Allah'a şükür. Çok da yaramaz bir gücük oldu. Mama istiyor.
Anlıyorum artık ne istediğini. O sırada biraz önceki videomda da bakın. Bakın arkadaşlar, uyuyor. Çok sevimli. Tam bir cadı çıktı. Bunda zaten videosunu çektim. İzlemeyenler gidip izleyebilir. Şey, maması falan da gösterin arkadaşlar. Şimdi odama pek giremiyorum. O yüzden bu videoyu burada sonlandıralım. Zaten kedi uyuyor. Çok ses çıkarmak istemiyorum. Bu gitsin. Yaramaz mı? Gitsin. Bu videomuzu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.